Evet, zor bir konu. Seçil Erzan meselesi, Arda'sı, Emre'si, Semih'i, değil mi? Fatih Terim'i iyi yere bağlamaya çalışacağız ve aslında bu sarmalın tek olmadığını, futbol dünyasındaki kirli bir yanı, yönü işaret etmeye çalışacağım. Hani İsmail Saymaz teftiş raporunu paylaştı ya, raporda şey diyor. Erzan'ın 46 gün vadede dolar bazında yüzde kaç? 253 getiri vaadine inanılmış olsa bile diyor. Bu dokümanlardan şüphelenilmemesi, elden ve üçüncü kişi üzerinden para verilmesi, ortalama zekaya sahip herhangi bir kişiden beklenmeyecek bir davranıştır diyor. O iş tam öyle değil abi. Gir, hadi gir. Güzel insanlar, sevgili Taçan. Şimdi bu Seçil Erzan, Florya'da bankacı. Florya'da Denizbank'ta banka müdürü olunca ne oluyor biliyor musunuz? Tüm Florya çalışanı banka işlemlerini orada yapıyor demektir. Ben bile hani çalıştım, maaşımı oradan çekerdim. Gelip gidince ne olacak? Kanka olursun. Para var, bu tarafta da bilgi var. Ne olacak? Dost olursun. İşte orada kanka oluyor topçularla, bu alemle. Git gel, git gel işte bir fon yaratıyor. Diyor ki paradan para kazanmak mümkün. Aman kimse duymasını da çakıyorlar. Fatih Terim mahkeme iddianamesine göre 300 bin dolar verince fonun adı artık Fatih Terim fonu oluyor. Niye? Çünkü o Fatih Terim. Şimdi onun isminin geçtiği yerde yani, değil mi? Şimdi bu bankacı kadın o açıdan o kadar çakal ki böyle bir tabela asıyor diyelim meseleye. Sonra da ne yapıyor? Mesela bir örnek, 4 milyon veriyor Arda, 1 milyon geri alıyor. Sonra daha fazla para geri alıyor, daha fazla para geliyor derken en son gelmiyor. Tabii tüm bu işlemler kayıt altında değil. Bir ara bir itiraz geliyor ediyor da dekont uyduruyor Seçil Erzan. El yazısıyla bir şeyler uyduruyorlar. İsmail Saymaz yazdı. Öyle hallediyorlar. İşin sonuna gel. 29 kişi 43 milyon 920 bin dolar alacaklı olduğunu savunuyor. Paraya bak. Nerede peki bu para? İsmail Saymaz yazısında var. Paralar banka kayıtlarında yok. Valiz ve çantalar içinde teslim aldığı paraları kadın bankaya yatırmadı. Ne olmuş olabilir? 9 Nisan'da Denizbank görevlilerine böyle bir ifade veriyor. Borç sarmalı oluşmuş. Yani borsada uğradığı zararı karşılayabilmek için Fatih Terim fonuyla 35-40 günlük vade ve yüksek faizle para toplamış. Ödeyemediği noktada tefecilerin eline düşmüş. %50 gibi yüksek faizle para satın alıp borçlarını kapatmış. Ve Aralık 2022'de başladığı sistem 7 Nisan 2023 itibariyle çökmüş. 4-5 ay yani. Ve borç sarmalından çıkmak için kadın Çorlu'daki, Bozcaada'daki evlerini ipotek ettirdiğini ve senetler verdiğini iddia ediyor. Ve sisteme giren paralar sistemdeki diğer kişilere ödendi, borçlanan bendim diyor, menfaat elde etmedim diye konuşuyor. İhtimaller mi? Kripto paraya çevirmiş olabilir. Borsaya yatırmış olabilir. Bahiste kaybetmiş olabilir. Yurt dışına kaçırmış olabilir. Yahut bir yerlerde saklıyordur. Ne enteresan değil mi? Futbol aleminin en sevdiği filmler Şafak Sezer filmleridir. Kolpaçino'lar, Ketenpereler falan. Ama hikayenin geldiği nokta enteresan. İnternette mesela yazıyor ya, işte 13 milyon 900 bin dolarını Bitcoin'e yatırsaydı bugün 900 milyon olacaktı işi diye. Şimdi bu kadar para bir yerlerden çekilmedi mi yani? Ya bu nasıl para ki, o masayı kapatır mı? Kapatır değil mi? Ya da banka gerçekten olayın bir tarafı değil midir? Şimdi onu biz bilemiyoruz şimdilik. Çok da önemli mi? Yani bence isimler bu kadar popüler olduğu için çok konuşuluyor. Çünkü tek seferde 4 milyon dolar dolandırılan Van der Veel'i de hatırlıyorum ben. Koşa koşa gitmişti savcılığa. Hatırlıyor musun oyuncu? Keşke hatırlamadım. Gel demiş adamın biri. Organizasyon işi yapalım falan. He, git yap. Topa bile vuramadı sonra, biliyorsun. Sana o sözü söyleten o yani. Şimdi yıllık faizi %5 iken %30 faize insan demez mi bu kadar para nasıl olacak diyorlar ekranda. Görüyorum. İşte o yüzden bu noktada habercilerden ayrılarak futbola bağlamak isterim meseleyi, güzel insanlar. Kendi alanımıza yani. Önce şunu bir söyleyeyim. Futbolcuların etrafında ya da futbol insanlarının çok fazla simsar var. Bana inanmıyorsanız rastgele bir kulüp çalışanını çağırın, sorun. En büyük şikayetlerden biridir bu. Bunlarda şimdi para var, kültür eğitim zayıf, doğal olarak o yaşta nasıl olsun yani. Bu futbolcuların etrafında kesin bir pırlantacı olur. Bir tane otogalerici olur mutlaka. Mutlaka ama mutlaka emlakçı olur. Ama akıllı bir danışmanı olmaz. Ne bileyim, bir iletişimcisi olmaz mesela. O nedenle de kim ne dese inanırlar.
korkarlar biraz futbol sonrası hayattan. Referansı kuvvetli kim varsa dinlerler falan. Anladın mı? Şimdi sen para hesabı yapılmadı mı diyorsun. Ben Çanakkale'de köprü geçecek oradan şu arsayı al dedirtilen topçu biliyorum. Köprünün geçtiği yerle arsa arası Taçan senin evle benim ev arası kadar. Taçan Ankara'da yaşıyor bu arada. Onu söyleyeyim. Yani gerçek bu söyledim. Bir hikaye daha anlatayım size. Gerçek bu da. Bu ülkede oldu. Bir topçumuza geliyor adam. Diyor ki turizm acentası kuralım. Ne yapacağız? Şimdi ben çok anlamam da. Toplu bilet mi ne diyor buna. 1'e 3 alacağız diyor. Ona da bu bal tuzağı dedikleri var ya. İşte, o işten yapıyor. Önce bir 500 yatırıyor. Tak. 1,5 geliyor. Güzel diyor. Bir yatırıyor sonra 3 alıyor derken öteki hafta adam yok abi. Buhar. Gece yarısı topçu ortalığı ayağa kaldırıyor. Yandım anam falan diye. Yanarsın tabii kardeşim. Giden parası kaç para biliyor musunuz? 8 milyon dolar. Bu arada hani şu Seçil Erzan olayını da anla diye söyleyeceğim. Google'a bu demin anlattığım hikayedeki sahtekarın adını yazınca ne çıkıyor biliyor musunuz? Hacıları dolandıran adam mı? Yani birisi geliyor ticaret anlatıyor. Beyimiz zahmet edip Google'a bile yazmamış. Bu piyasada böyle ciddi bir boşluk var diyeyim. Boşlukları siz doldurun. Tamam. Yani etrafı falan boş bırakınca böyle oluyor. Bazen ailen bile çarpar seni. Aynı geçen hafta yine haber çıktı. Baroni'yi, Christian Baroni'yi kayınpederi dolandırmış ya. Her şeyi üstüne yapmış etmiş. Adam tın kayıplara karışmış. Eboe sendromu 2. Adam 7 sene Arsenal'da oynamış düşün yani. Bir boşanma davası her şeyi gitti. Tüm sözleşmelerle eşi ilgileniyormuş çünkü. Sadece Galatasaray'dan kazandığı 8 milyon euronun 7'sini eve göndermiş o zamanlar. Ne acı değil mi? Arkadaşında kalıyormuş vergi memurlarına yakalanmasın diye. Yatarken de böyle oda kapısının arkasına eşya dayıyormuş gece baskını yemesin diye. Düşün yani. Çamaşır makinesi alacak parası kalmamıştı ya adamın. Elleriyle yıkıyormuş o zaman kıyafetlerini. Böyle de dolandırıcılık oluyor tabii. Saf bunlar yani. Yerlisi yabancısı yok bu işin. Hayatı öğrenme yaşlarında cepte çok para oluyor. Şimdi her kültürden topçuda gördüğümüz şeyler bunlar. Adebayo hatırlamıyor musun abi? Facebook'tan kavga ediyorlar diye ailecek. Adebayo para gönderiyor yüklü para. Kardeşi okusun diye anası yiyormuş orada. Kız kardeşime diyor ev almıştım 1.2 milyon dolara. Ziyaretine bir gittim evi başkasına kiralamışlar. Kardeşimi de kapıya koymuşlar diyor. Çok çekti o da aileden. Monaco'da oynarken diyor hani ailede bir futbolcu daha olsa iyi olur falan. Öyle düşündüm diyor Adebayo. Küçük kardeşini yazdırıyor Fransa'da bir futbol akademisine. Diyor ki bak birkaç ay geçmemiş daha. 27 futbolcu var 21'inin cep telefonu çaldı. Allah'ın ne verirsen hayırlısını ver diyeceğim yani. İşte futbolcu olunca yaşın genç cebin dolu olunca ailen bile dolandırabiliyor seni. Şaşırmayın o yüzden nasıl öyle yapmışlar bunlar hiç mi kafayı kullanmamışlar. Diyeceksin ki lan koca terim hani o, ne olacak onun adı var. Ya o parasını kurtarmış zaten önceden ama içine doğduğun ortamı yaşın ilerledikçe de kolayca değiştirmek mümkün olmayabiliyor. Ya da kafayı değiştirmek onu söyleyeyim. Ama futbol kulüpleri için ders niteliğinde bir dava mıdır bu? Öyledir. En azından ben öyle almak isterim. Kalanı gazeteci, başka alan gazetecilerin işi. Yani oyuncuları simsarların kucağına bırakmayacak bir düzen içinde kafa yormak iyi olabilir diye düşünüyorum. Küçük bir de örnek vereyim. Roma kulübünün abi. Topçularının aleminin bile düşünüldüğünü biliyor musun Taçan? Yani tabii VIP sorumlusu var. Özel hayatlarında oyuncular hata yapmasın diye o başlarında duruyor engelleri falan. Şimdi çok para diyoruz ya az bilgi. Hani her zaman çünkü ağdasın, hedeftesin. Diğer dava beni çok da ilgilendirmiyor açıkçası. Akşam öyle üstüne konuşuyorsun. Allah herkesin yardımcısı olsun ama bu kadar konuşulan konudan bir yöne sapacaksak futbolcuları sadece fiziksel korumaya değil mevduatlarını, zihinlerini de korumaya alacak bir programlama, küçük bir organizasyona ihtiyaç var. Hem kariyerleri devam ederken ilerlemelerini kolaylaştırır hem de o gün öğrendiklerini futbol sonrası da daha sağlam hareket etmeye devşirebilirler. Çünkü eğitim eksik kalıyor bazı konularda biliyorsunuz. Şart mıdır Kaan kardeş dersen, şimdi çok para harcıyorsun ya futbolcuyu, onu korumak performans ilişkisi açısından dolayı ben evet derim. Ve ağacı yaşken eğitirsen böylece hani yazıktır, günahtır ileriki yıllarda da lazım olur. He, başta söylediğimiz, anlattığımız olay bakalım nereye gidecek o ayrı. Hani ben bize bakan yönünden yeri gelmişken ileteyim dedim efendim. Yorumlarda görüşürüz.